Merhabalar değerli seyircilerimiz. Niçin İnanıyorum programında yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen inanç konularına dair sorulara bu programda cevaplar vermeye devam ediyoruz. Stüdyomuzda Doktor Bayram Demirtaş hocamız var. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine Hocam. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İnşallah. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam. Bizler de iyiyiz. Ee, Kıymetli hocam yine bu hafta birbirinden farklı önemli sorular var değerli seyircilerimizden gelen. Dilerseniz onları alalım ardından cevaplarımıza geçelim. Buyurun. Tevbe suresinde neden besmele çekilmez? Yüce Allah'ın sıfatları nelerdir? Ben o konuda bilgi edinmek istiyorum ama. Evet hocam, sizin ve değerli seyircilerimizin de malumları olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de 114 sure bulunmakta. Bu surelerin içerisinde bir tanesi var ki bunda besmele bulunmamakta. Değerli seyircimizin dikkatini bu çekmiş olmalı ki bize Tevbe suresinde neden besmele çekilmez diye bir soru yöneltti. Nasıl bir cevap verebiliriz? Teşekkür ediyorum seyircimize ve sizlere. Tabi Kur'an-ı Kerim'le ilgili ve diğer itikat ve ibadet konularına dair bu tür konular. Tevkifi dediğimiz bizim akli melekelerimizle ya da bir takım muhakemelerimiz sonucu ulaşabileceğimiz hususlar değildir. Bunları ya doğrudan Cenab-ı Hakk'ın bildirmesi sonucu yani vahiy ile veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarıyla biz bilebiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin başına besmele yazılması da bunlar arasındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ...surelerin başına besmele yazdırmıştır. Fakat e, Tevbe suresi ya da Berâe suresi diye bildiğimiz surenin başına yazdırmamıştır. Baktığımız zaman bunun genelde iki açıklaması var. Birincisi, surenin Enfal suresinden e, devam ettiği... ...yani ikinci ayrı bir sure olmadığına dair bir rivayet var. Fakat bu e, çok benimsenen bir görüş olmamış alemlerimiz arasında. İkinci görüş ise daha fazla taraftar bulmuş. Doğrusu ben de biraz bu kanaatteyim. O da şudur, malumlarınız olduğu üzere Besmele Cenab-ı Hakk'ın Rahman Rahim yani affedicilik, merhamet edicilik, bağışlayıcılık sıfatlarını öne çıkaran esmasının içerisinde bulunduğu kelimelerden oluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İsteazeden sonra Besmele çekerek başlamak yani Allah'ın rahmetini rahmaniyetini ifade ederek başlamak surenin Tevbe suresinin anlamıyla uyuşmuyor. Niçin? Çünkü diyoruz ki orada Beraetun min Allahi ve Rasulihi ilalladine ahetun min el müşrikin. Yani bu bir son uyarıdır ey müşrikler. Kendinize dikkat edin, adımlarınızı doğru atın. Bundan sonra eskiden olduğu gibi size davranılmayacak anlamlarını içeren bir muhtevaya sahip olduğu için surenin başına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından besmele yazdırılmadığı yönündeki görüş benim tercih ettiğim görüştür bu konuda hocam. Evet hocam. Bir diğer izleyicimizin sorusuysa hocam Allahu Teala'yı yine daha önceki bölümlerimizde yine geçmişti. Sıfatlarından tanıyoruz Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimizin anlattığı kadarıyla. Seyircimizde Allah'ın sıfatları nelerdir diye bir soru yöneltmiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Tabi esma ve sıfat konusu üzerine müstakil kitapların kaleme alındığı ayrı başlıklarla mutlaka kelam akayit kitaplarımızda, kitaplarımızda ele alınan bir husustur. daha önce zannediyorum esmayı konuştuk. Yani esmaül hüsnayı konuştuk. Cenab-ı Hakk'ın 99 ismini ve Allah Teala'yı tanımayı konuştuk. Bugün de sıfatla ilgili bir soru geldi. doğrusu sıfat konusu bir taraftan Allah Teala'yı tanımak için son derece önem arz ederken diğer tarafta da Üzerine bir takım tartışmalar yapıldığı için, mesela aynısı mıdır, gayrısı mıdır gibi bir takım bizim kelam kitaplarında tartışması vardır. Yani zat ve sıfat ilişkisi nedir, ne zamandan beri Cenab-ı Hak bu sıfatla muttasıftır gibi bir takım tartışmalar da olduğu için çokça konuşulan konulardır. Fakat biz burada daha halkımıza gerekli olduğu kadar ve faydalı olacağını düşündüğümüz tarafıyla bunu ele alalım. Mesela manevi sıfatlar konusu vardır. Fiili sıfatlar konusu vardır. Haberi sıfatlar konusu vardır. Özellikle son ikisinden örnek vereyim. Sonra esas konumuza geçelim. Fiili sıfatlar dediğimiz Allah Teala'nın mesela kainata müdahalesini anlatan işte yaratma sıfatı, rızık verme sıfatı, işte koruma sıfatı, tahviz ya da terzik rızık verme sıfatı gibi sıfatları içerir. Haberi sıfatlar ise Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen bugün antropomorfik denilen yani Cenab-ı Hakk'ı haşa bir insan gibi düşünmeye sebep olabilecek bir takım ifadeler vardır. Mesela der ki yedullahi fevga eydihim. Allah'ın eli onların eli üzerinedir. Burada bu nasıl yorumlanıyor? Bugün mahallelerimize baktığımız zaman Allah onları destekliyor. Allah onları güçlendiriyor nusretiyle teyit ediyor. Yani bir yardım ifadesi olarak. Yardım ifadesi olarak yorumlanmış. Fakat ilk nesiller özellikle selef denilen kesim bunları çok yorumlamamayı tercih etmiş. Fakat ehli sünnet uleması genel olarak bunların bu şekilde yorumlanması görüşünü tercih etmiş. İşte bu tür el yüz gibi bir takım ayak gibi gelmek yetmek gibi bir takım hususlar haberi sıfatları olarak ifade edilir. Bunları bir tarafa koyduktan sonra şimdi esas e, vatandaşımıza, halkımıza, e, Müslümanlara lazım olan ve bizim hem din bilgisi kitaplarında hem işte Kur'an kurslarında öğretilen e, kısmına e, müsaadenizle geçeyim. Orada ikili bir ayrım yapıyoruz. Ha Bu ayrımlar nereden geliyor, ne için farklı başlıklar var onu da ifade edelim önce. E, bunlar sonuçta teorilerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir e, bölüm yoktur ya da hadislerde işte Allah'ın sıfatları diye açılmış ve orada bütün hepsinin tadat edildiği bölümler yoktur. Ya alimlerimiz Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden bunları başlıklandırmışlardır. Yani bizim daha kolay öğrenmemiz, daha kolay anlatmamız, Cenab-ı Hakk'ı daha iyi tanımamız için bunlar teoriler haline getirilmiştir ve bize sunulmuştur. Onun için alimlerin farklı yorumları çerçevesinde bu oluşmuştur. Bunda gayet tabii karşılamak gerektiği kanaatindeyim ben. Ee, bu açıklamalardan sonra birincisi zati selbi, ikincisi de subuti sıfatlar diye isimlendirdiğimiz kısımdır. Doğrusu ben kendi hayatımdan da e, örnek vereyim. Bunu yani anlamakta çok zorlandığım e, başlıklardan birisidir bu. Bu farklı isimlendirmelerden dolayı mesela bakınız bugün herhangi bir kelam akaid kitabına ya da bir ilmihal kitabına Bazısında e, selvi sıfatlar yazar, bazısında zati sıfatlar yazar. İşte bazısında subuti sıfatlar arkasından gelir. Bir de bu az önce saydığım manevi, haberi, fiili sıfatlar gibi farklı bölümlerde geçince e, bir de bu şu mezhepte böyle, bu mezhepte böyle, eşaride böyle, maturide böyle, bir de şu görüşler var deyince iyice içinden çıkılmaz hale geliyor. Hele bir de üzerine e, farklı dinlere mensup ya da e, işte ateistlerin vesaire yorumlarına verilen cevaplar, sorularına verilen cevaplar da gündeme gelince içinden çıkılması oldukça zor hale geliyor. Burada esasen yapılmaya çalışan çalışılan mesele, mesele şudur. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir noksanı yoktur. Hiçbir eksiği yoktur. İnsanın aklına gelebilecek, tahmin edilebilecek hiçbir kusur Allah Teala'ya izafe edilemez. Bunu biz tesbih olarak ifade ediyoruz. Yani Subhanallah kelimesinde ifade ettiğimiz Allah Teala bütün eksikliklerden münezzehtir ve bütün kemal sıfatları dediğimiz yani Allah Teala'yı Allah Teala'nın yüceliğini ifade edebilecek hangi kelime, hangi kavram varsa Allah Teala onlarla muttasıftır. Onlara sahiptir. Yani eksikliklerden münezzehtir ve tamdır, kamildir, kusursuzdur anlamına gelebilecek bir yaklaşımı ifade ediyoruz. Onun için Bazen sadece bir şey söylemek, mesela Allah Celle Celaluhu demek başka belki de bir izaha gerek bırakmaz. Fakat ister istemez bir takım eleştiriler, sorular ve ayeti kerime ve hadis-i şeriflerde geçen ifadeler olduğu için bu türlü ayrımlara da gerek vardır diye düşünüyorum. Biraz uzunca bir açıklama oldu ama bu sıfat konusunda buna gerek olduğu Faydalı kanaatindeyim. olduğu kanaatindeyim çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam halk arasında sadece zati ve subuti sıfatlar olarak biliniyor. Genelde ilmi, halde, temel, dini, bilgiler kitaplarında. Diğer sıfatlar eklenince hani insanlarda bir sizin evet. de dediğiniz gibi zorlanma oluyor. Biz yine burada noktasında. bırakalım. Zati ve subuti sıfatlara geçelim o halde. Zati sıfatlar aynı zamanda selbi sıfatlar olarak da ifade edilir. Yani tenzih sıfatları olarak ifade edilir. Onlar nedir? 6 tane, diğeri de 8 tane. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis ve kıyam bi nefsi. Vücut sıfatı nefsi olarak da bilinir. Allah Teala'nın varlığıdır. Vacibül vücud olmasıdır. Varlığının kendisinden olması bir başkasına muhtaç olmamasıdır. Ve varlığının da öncesi olmamasıdır. Buna adem sepkat etmek derler literatürde. Yani onun yokluğu daha önceden bir olmadığı bir an düşünülemez. Bu de zaten böyle bir düşünce muhaldir. Vacibül vücut olması. Sonra beka sonsuz olması. Sonra vahdaniyet dediğimiz Allah'ın varlığının tek olması. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اهد. İhlas suresinde ifade ettiğimiz şekliyle Allah birdir. Sonra muhalefetün lil havadis leyse kemislihi şey ayetinde ifade edilen yani Allah'ın hiçbir şeye benzememesi, sonratan sonradan yaratılanlara benzememesini ifade eder. Başka ne kaldı? Kıdem vardı. He, kıdem var orada. Cenab-ı Hakk'ın ezeli olması yine vücutta ifade ettiğimiz hususlar. Bunlar Allah Teala'nın zati veya selvi sıfatlarıdır. Subuti sıfatlar dediğimiz 8 tane dediğimiz gibi önce bir sayalım. Hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelam ve tekvin. Tabi bu sıfatların kendi arasında bir öncelik sonralığı yoktur. Burada ne diyoruz? Cenab-ı Hak haydır. Hani bizim ayetel kürsüyü diye bildiğimiz Allahü la ilahe illa hu de ifade edilen Allah Teala diridir. Ve varlığı vücutta da ifade ettiğimiz üzere hiçbir şeye ihtiyaç duymaz daimdir. Sonra ne dedik? ilim sıfatı var Cenab-ı Hakk'ın. Alimdir. Ve huve bi kulli şey'in alim diyor ayeti kerime. Yani Cenab-ı Hak e, tam anlamıyla e, her şeyin bilgisine sahiptir. E, i̇rade dediğimiz e, Cenab-ı Hak müriittir. Yasin suresi son ayette ne diyoruz? Son sayfada. İza erade şey'en en, en yegule lehükün feyekün. Cenab-ı Hak bir şeyi murad ettiği zaman onun için ol demesi yeterlidir. E, yine bir başka sıfatımız kudret. E, ilim varsa, bilgi varsa, irade varsa, bir seçme durumu varsa ve Cenab-ı Hak istediğini seçme e, hakkına sahipse bunun varlığa getirilebilmesi için e, bir kudrete, güce ihtiyaç vardır. Cenab-ı Hak bu anlamda ''İnnallâhi ala kulli şey'in gadîr'' ve benzer ayeti i kerimelerde ifade edildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın gücü yeter, Cenab-ı Hak için acziyet asla ve asla e, düşünülemez semi ve basar dediğimiz bu tabi semi'a eşitti demek ya Arapçada sem şeklinde ifadedir, Yani işitmek maslarıyla ifade edilir. Cenab-ı Hak işitir. Cenab-ı Hak görür. Ama bunun için bir göze, kulağa, bir başka işte mesafeye, bir takım sınırlara veya sınırlamalara ihtiyacı yoktur. Bunlardan muaftır. O görülmesi gerektiği şekliyle görür. Hatta ee, Tabi bu sıfatları niye konuşuyoruz? Allah Teala'yı hakkıyla tanıyabilmek için konuşuyoruz. Bizim alimlerimizin güzel e, tanımlamaları var. Onlara da atıf yapmakta e, ben fayda görüyorum. Derler ki Cenab-ı Hakk'ın görmesiyle ilgili Cenab-ı Hak karanlık bir gecede, zifiri karanlıkta siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görür. Karanlık bir gecede kara taşın üzerindeki kara e, karıncayı da görür yani onun bilgisinden, görmesinden, işitmesinden hiçbir şey uzak kalamaz anlamında. semih sonra neyi söyleyelim? Kelam ve tekvini söyleyelim değil mi? Son olarak onlar kaldı. Kelam da Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıdır. Bu da vahiy yoluyla olur. İşte Allah kelamı diyoruz ya, Kelamullah diyoruz Kur'an-ı Kerim için ve diğer daha önce Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere gönderdiği kitaplar ve suhuflar için. Son olarak tekvin sıfatı da, ee, Cenab-ı Hak'ın e, yaratmasını, kainata oluşturulması, oluşturmasını, kainata müdahalesini, işte e, fiili sıfatla e, olarak ifade edilen bütün o rızık verme, koruma, yaşatma, öldürme vesaire, bütün tamamını içeren e, bir sıfattır. Tabi burada dediğimiz gibi e, hem ehli sünnetin kendi içerisinde bir takım farklı tasnifler var e, veya diğer mezheplerin farklı yaklaşımları var. Bunların hepsi e, bir fikri ihtilaftan öte Cenab-ı Hakk'ı eksikliklerden uzak tutmak, onu tam olarak e, tanımlamak ve gelebilecek veya daha önce yöneltilmiş bir takım sorulara cevap olsun diye verilmiştir. Önemli olan Allah Teala'yı hakkıyla tanımaktır. Ve me kaderullah hakka kadri ayeti kerimesinde ifade edilen Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yani onun için şirk geliyor, Farklı bir takım e, itikadi, ameli sorunlar gündeme geliyor. E, sıfatları bilmenin, isimleri bilmenin e, insana böyle bir koruyucu faydası da var diye düşünüyorum hocam. Aslında hocam dediğiniz gibi mezheplerde bu sıfatların hepsi kabul görüyor yani biliniyor yani, ama de. algılama noktasında e, farklılıklar çıkıyor ortaya sanki yani. Orada da bireysel farklılıklar vardır hocam. Onun için bizim herhangi bir ilmihal kitabımızdaki tarif bizim verdiğimiz bu zati ve subuti tarif üzeredir. Bunu okuyup buna iman etmek zaten Allah Teala'nın zatını değil kainattaki eserlerini düşünmek tavsiye edilir. O yol üzerinden yürümekte fayda var. Evet hocam teşekkür ederiz. Şimdi izleyicilerimizin sorusu var hocam. Onları alalım ardından devam edelim. Selamünaleyküm Hocam. Deizm nedir? Selamünaleyküm Hocam. Hristiyan bir kişi Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'e inanmadan cennete gidebilir mi? Evet hocam. E, yine gündemimizi en çok meşgul eden sorulardan bir tanesi de ateistlik ve deistliktir günümüzde. E, şimdi değerli seyircimizin sorusu ise deizm nedir? Bundan Değil mi? Bu kadar üzerinde konuştuğumuz, muzlar muzdarip olduğumuz, gençlerimiz deist oluyor dediğimiz hatta evet. İşte şunlar bunlar sıklıkla deizme kayıyor diye bir takım söylemler var. Tabi teizm, ateizm, deizm diye devam ediyor bu hikaye. Teist inanç dediğimiz şey Tanrı'nın tırnak içinde Tanrı'nın varlığını kabul eden yaklaşım. Ateizm de bunun tam zıttı yani bir Tanrı yoktur görüşünde olan taraf. Deizm ise burada yeni bir kapı. Bu arkadaşlar da diyorlar ki, e, Tanrı var, artık Allah, Gat ne diyorsanız kendi dilinizce ilah. Fakat bu e, Tanrı kainatı kurdu. Siz nasıl bir saati kurarsanız sonra o kendiliğinden çalışır. Herhangi bir müdahaleye gerek kalmaz. Yarattı, ondan sonra müdahale etmiyor. Özet olarak söylüyorum, burada tabii ki e, bunların temsilcileri var, farklı yaklaşımlar var. Bunlara girmiyorum, bizim konumuz bu değil. Fakat e, deizmin temel yaklaşımı bu. Allah kainata karışmıyor müdahale. Temel noktası bu yani. Temel noktası bu. müdahale etmiyor. Tabi burada sebeplerine niçin buralara geliyorlar veya gençler gerçekten böyle bir görüşe gidiyorlarsa ni niçin bu tarafa kayıyorlar onları ayrı tahlil etmek lazım. bir kere bu Kur'an-ı Kerim'e veya İslam'a uyar mı? Uymaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Rahman Suresi'nde ifade edildiği üzere Kulle yemin fi şe'n Allah Teala sürekli bir İş yapıyor, kainata müdahale ediyor. İşte az önce değil mi sıfatları konuştuk? Allah görüyor, biliyor, gücü yetiyor ee, ve daha sonra doğal olarak işte hesaba çekecek, bizi koruyor, bizi rız rızıklandırıyor. Dolayısıyla e, İslam'ın Allah'ı ile Celle Cellelül ile bu deist anlayışın e, uyması, aynı yere gelmesi mümkün değil. Fakat e, kısaca değinelim. Aslında Deizm'in mayalandığı, ortaya çıktığı yer baktığımız zaman Batı Dünyası. Ve birçok diğer akımda da aslında o izimlerde olduğu gibi Deizm de Hristiyanlığın katı uygulamalarına veya bir takım yanlışlıklara bir tepki olarak ortaya çıkmış. Bir kere bunu ortaya koyalım. Bizden ziyade Hristiyanlığın bir sorunudur. Fakat bize bakan tarafı nedir? Bize bakan tarafı sonuçta artık küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bilgi, iletişim her zaman tedavülde. Bugün sınırlar kalkmış durumda. Sonuçta bizim de gündemimize bu şekilde giriyor. Biz de Hristiyanların yaptığı bir takım hatalara nasıl itikadi ameli noktada düşmeyeceksek yaklaşım olarak da düşmemeliyiz. Aslında din olmayan, dinin özünden olmayan, yorum olan bir takım şeyleri insanlara eğer dinin kendisiymiş gibi dayatırsak bize de benzer tepkiler oluşabilir veya kendimizi dinin temsilcisi olarak görüp kendi yorumlarımızın yaklaşımlarımızı bunlar tabi hangisi böyledir hangisi değildir bu diğer bir konudur insanlara gençlere dayatırsak karşımıza farklı tepkiler çıkar bir de benim söylemek istediğim yani gençler de maka kayıyor böyle bir şey yok bunu ben kabul etmiyorum asla sadece gençler belki işte ben 1993 model imam hatip mezunu birisiyim yani e, bizim modelimiz o, bizim yaklaşımımız o. O günkü İmvatip nesli e, farklıydı, bugün farklı. İşte siz bir 10 yıl, 15 yıl sonrası belki, bugünün 10-15 yıl sonrasını da üzerine e, ilave edersek, e, kuşaklar farklı, doğal olarak da orada bir e, yaklaşım farkı var. Bunu gayet e, normal karşılamak gerekir. Fakat gençlerin böyle deist olduğu, dinden uzaklaştığı böyle bir şey kesinlikle yok. Bakıyorsunuz görece bir araştırma yapılmış. Elimizde bir takım istatistikler var. Üzerine ahkam kesiyoruz. Kaç bin kişiye sorulmuş? Kaç bin kişiyle görüşülmüş? Hangi doğrudan görüşme yöntemleri ve istatistikler kullanılmış da önümüze böyle bir sonuç konuluyor. Onu da ayrıca tartışmak gerekir diye düşünüyorum hocam. Ki deistlik dendiği zaman gençler hani deist, deistim diyor ama deistliğin ne olduğunu da bilmiyor aslında. Ee, elbette. Baktığımız maalesef zaman... o sorun her zaman var. Yani aynı şey Müslümanlık içinde geçerli. <laughs> evet. Ben Müslümanım deyip e, Allah'a inanmıyorum, meleklere inanmıyorum diyen insanlar evet. da var. E, o tabii ki tamamen farklı bir tartışmadır hocam. Evet hocam. E, bir diğer izleyicimizin sorusuysa Hristiyan bir kimse peygamberimize inanmadan cennete girebilir mi? Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bildiğim kadarıyla değil mi atfedilen bir söz vardır. Ya Rabbi beni o kadar büyüt ki değil mi? ben cehenneme gideyim, cehennemde başka kimseye yer kalmasın ve bütün insanlar cennete gitsin. Şimdi biz isteriz ki bir Müslüman olarak Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in izinden giderek bütün insanlar cennete gitsin. Cenab-ı Hakk'ın Rahman Rahim sıfatlarının gereği olarak ve Allah Teala der ya benim rahmetim azabımı geçti. Ee, hatta işte men gâle lâ ilâhe illallah el cennet hadisi vardır. Yani la ilahi illallah diyen cennete gidecektir sorusu cevabı vardır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Biz isteriz ki herkes cennete gitsin. Yani herkes öbür tarafta Allah'ın lütfuyla merhametiyle karşılasın. Fakat bir de bir gerçek var. Ee, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'ini göndermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş. Orada çok açık hükümler var. E bunları görmüyorsa bir kardeşimiz, bir arkadaşımız, bir insan ısrarla yanlışta ısrar ediyorsa, bu Hristiyan Yahudi olması, bir başka bir şey olması fark etmiyor. Allah'ı tanımıyorsa, Allah'tan uzak yaşıyorsa, e bu insan cennete gidebilir demek bütün insanlığa hakaret olur gibi geliyor bana. O kendisine de hakaret olur. Çünkü onun bir inancı var, bir yaklaşımı var gittiği tuttuğu bir yol var ve uzakta kaldığı da, kaldığı da bir yol var. Yani siz bugün e, Ankara'dayız, Ankara'dan çıkıp e, Sinop'a doğru yola çıkmışsınız. Ben diyorum ki hayır Emrullah Hocam İstanbul'a doğru yola gidiyor. Bu yanlış yani, Emrullah Hocam Sinop'a doğru gidiyor. İstanbul orada değil hocam, İstanbul farklı yerde. Şimdi burada da e, Allah'ı tanımayan, Resulullah'ı tanımayan ve Kur'an-ı Kerim'de e, üçün üçüncüsü diyenler, değil mi Allah üçün üçüncüsü diyenler, Kafir olmuşlardır diyor ayet-i kerime, müşrik olmuşlardır diyor. Bunları bir tarafa bırakıp bu insanların cennete gideceğini söylemek son derece yanlış olur. Arzu ederiz ki insanlar hidayete ersinler, Allah'la Resulullah'la tanışsınlar ve cennete gitsinler. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Ayrıca şunu ifade etmekte de fayda var. E, tabii şunu söyleyelim, yani biz elimizde bir dünyada yetki yok. İnsanlar sonra nasıl olur, ne tarafa çevrilir? Hidayete ererler. İnsanlara hedef de almıyoruz bu anlamda. Ve bütün dinlerin bir kurtuluş teorisi vardır hocam. Az önce sıfat teorisini konuştuk ya biraz önce. Bir kurtuluş teorisi vardır. Bugün bir Hristiyan'a sorduğunuz zaman siz İsa'ya inanmayan, İsa'yı Tanrı olarak onların ifadesiyle haşa, kabul etmeyen birisinin cennete gitmesi mümkün değildir hocam. Bunlar dinlerin temel esaslarından birisidir. Bu İslam'da da böyledir. Ha bir, bir insan fetret ehliyse kendisine İslam'ın mesajı vahiy hiçbir şekilde ulaşmamışsa onun durumu elbette farklı değerlendirir. Bu anlamda biz bütün insanların hidayeti için duamızı tekrar edelim inşallah. Yani hep burada da ifade ettik birçok bölümlerde ee, hep iyimser yaklaşalım dedik ama bu tarz şeylerde iyimserlikten ziyade genel e, yani konulan kaideler. Ortadayken buna iyimser yaklaşmak biraz... Bizim esnetebileceğimiz evet. şeyler değildir hocam. Edeceğim. Yani temel esaslardır. Bunları açık seçik ifade etmek herkes için daha doğru olur. Evet Evet hocam son bir sorumuz var. Değerli seyircimizden onu alalım ardından cevabımıza geçelim. Ehli kitap ne demektir? Evet hocam değerli seyircimiz yine... Ee dünyadaki farklı dinlerden yola çıkarak herhalde ehli kitap ne demektir diye bir soru yöneltmiş. Teşekkür bize. ederiz. Tabi Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından birisi aslında. Mesela der ki kul ya ehlil kitabi değil mi? De ki ey ehli kitap. Kur'an'da çok geçer ehli kitap. Evet. Yine hadislerde geçer. Bizim dini literatürde kitaplarımızda geçer. Sonuç olarak ehli kitap dediğimiz zaman Yahudi ve Hristiyanlar anlaşılır hocam. Peki bunların farkı nedir? Malum Yahudi dediğimiz Hz. Musa'ya inanan, Tevrat'a inanan kişilerdir. İşte Hristiyan dediğimizde Hazreti İsa'ya ve İncil'e inananlardır. Bunlar ikisi zaten bugün ehli kitap arasında ahdi, ahdi cedid olarak bilinir ve kitabı mukaddes olarak toplanmıştır. Fakat maalesef tahrif edilmiştir. İçerisine insan sözü karışmıştır. Hadis-i şerife uyarak biz ne doğrularız ne de yanlışlarız kitabı mukaddesi Tevrat ve İncil'im. İşte buna inanan Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inanan kişilere beraberce ehli kitap diyoruz. Tabii ehli kitabın farklı hükümleri var. Belki biraz o açıdan bakmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de farklı ayeti kerimelerde bu ifade edilir. Mesela gayrimüslim dediğimiz yani Müslüman olmayan kimseler, müşrikler farklı. Ama Yahudi ve Hristiyanlar farklı. Onların kestiği mesela yenebilir. Özellikle bu işte Avrupa'da veya farklı ülkelerde yaşayan insanımızı çok ilgilendiren bir husus veya onların kadınlarıyla Müslüman bir erkek evlenebilir gibi bir takım farklı hükümler bizim fıkıh kitaplarımızda ilgili yerlerde ifade edilmiştir hocam. Evet. Evet hocam bugün yine birbirinden farklı önemli sorular vardı. Ee, yani Allah'ın sıfatlarından, Tevbe suresinden, Hazreti Peygamber'den girdik. Yine Ehli Kitap'tan devam ettik. Evet. Yani güzel bir bölüm olduğuna inanıyorum ben. İnşallah değerli seyircilerimiz de istifade edebilmişlerdir. İnşallah. Evet değerli seyircilerimiz bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki bölümde tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.